Herkese merhabalar. 9. sınıf hazır mısın Tonguç'um? Hazır değilim hocam. Hazır değilim diyorsun ama hiç endişelenmene gerek yok. 8. sınıfta resmen hiç okula gidemedik hocam. Evet haklısın. 8. sınıfta okula gidemedik bile ama esasında bizler ciddi bir çalışmayla, güzel bir çalışmayla yepyeni bir maceraya başlayabiliriz. Bölüm canavarı da mı var hocam? Bölüm canavarı da var merak etme ama hiç endişelenmene gerek yok. 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11. sınıfta, 12. sınıfta yapacağın başarılarla, çalışmalarla, gayretlerle seni mükemmel bir hayat bekliyor. Dolayısıyla lise çok güzel bir şey esasında. En güzel arkadaşlıklarını lisede kuracaksın. Hatta üniversitede veyahut da ileride işte meslek sahibi olduğunda en samimi arkadaşlıklarının lisede olduğunu göreceksin. Şimdi yepyeni bir maceraya başlıyorsun ve bu macerada da... Çok endişeliyim hocam. Endişelenmene gerek yok Tonguç'um. Çok güzel başarıları birlikte elde edeceğiz. Zaten 9. sınıfta, 10. sınıfta, 11'de, 12'de her zaman beraberiz. Şimdi öncelikle gideceğin okulu sosyal medyadan araştırman gerekiyor. Yani hangi okulu kazandıysan, hangi lisede okuyacaksan... Anadolu Lisesi olabilir, Anadolu İmam Hatip Lisesi olabilir, Fen Lisesi olabilir, Sosyal Bilimler Lisesi olur. Gideceğin okulu sosyal medyadan araştırıyorsun. Okulla alakalı bilgilere ulaşıyorsun. Acaba bu okul nerede, neler var, ne oldu, ne bitti diye zaten... Zaten çoktan araştırdım hocam. Zaten çoktan araştırdım hocam diyorsun. Tamam çok güzel. İkincisi eski okulunuzdan arkadaşlarınız olabilir. Ama onlara yapışıp kendinizi okulunuza soyutlamayın arkadaşlar. Yani... Mesela senin okulunda eski sınıfından arkadaşların var mı? Osman bir de Emre ile aynı okulda. Aa Osman ile Emre sizin okulda. Çok güzel. Osman ile Emre sizin okuldaysa yine yani eski okulundan arkadaşlarına yine bu yeni okulundaysa onlara yapışman, onlardan başka kimseyle görüşmemen hata. Niye? Onlarla da arkadaşlarını tabii ki devam ettireceksin ama diğer arkadaşlarınla, yeni arkadaşlarınla da lisede mutlaka yeni arkadaşlıkları başlatman gerekiyor. Hocalarla ilgili de üst sınıflardan tüy alabilirsin. Bu ne demek hocam? Bu ne demek diyorsun hemen söyleyeyim. Yani sen şimdi 9 oldun ya Tonguç'um. 10'da 11'deki derslere de bu hocalar giriyor olabilir. Onlarla alakalı 11. sınıf öğrencilerinden, 10. sınıf öğrencilerinden veyahut da 12. sınıf öğrencilerinden tanıdıkların ya da bir şekilde tanıştıklarından bilgi alabilirsin. Diyebilirsin ki abi matematik hocasında neye dikkat etmem lazım? Fizik hocası, kimya hocası, işte edebiyat hocası, tarih hocası, coğrafya hocası. Biliyorsun artık lisede dersler paramparça oldu, bölündü değil mi? Fendi, fizik, kimya, biyoloji oldu hocam. Çok güzel söyledin bak. Fendi, fizik, kimya, biyoloji oldu diyorsun. Doğru. Evet dersler zorlaştı ama sen fizik hocasının, kimya hocasının, biyoloji hocasının mutlaka taktiğini, onların neye dikkat ettiğini, nelere önem verdiğini bilirsen, üst sınıflardan bununla alakalı tüy alırsan derslerinde de başarıya ulaşırsın. Ve derslerinde mutlaka yani okul içerisinde okuldan döndükten sonra mutlaka planlama defteri ya da ajanda gibi şeyler kullanman lazım. Sana bir şey söyleyeceğim Tonguç'um. Günlük tutan öğrencilerin... Sevgili günlük. Evet sevgili günlük çok güzel söylüyorsun. Sevgili günlük diyerek başlayan öğrencilerin... derslerinde daha başarılı olduğu veyahut da bu tarz insanların günlük hayatta dikkat sorunu, motivasyon sorunu, hafıza sorunu yaşamadığı bilim insanları tarafından bulunmuş. Niye? Çünkü sen gün içerisinde yaptıklarını not ettiğinde ya da yapacaklarını not ettiğinde bu senin zihninin daha düzenli, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ya yaptıklarını yazmıyorsun, geçip gidiyor hepsi buharlaşıyor. Halbuki bak sen şu anda her gün ne yaptığını yazıyor, biliyor olsan bu sana gerçekten bir güvence veriyor. Ben bugün yaptıklarımı yazacağım diyerek o gün daha fazla dolu geçiriyorsun. Ve bir şeyi unuttuğunda onu hangi gün nerede nasıl yaptığını bilirsen bu seni çok daha rahat planlamanı ve çok daha rahat başarılı olmanı sağlıyor. Dolayısıyla planlama defteri alabilirsin ya da ajanda kullanabilirsin. Bu şekilde başarıya ulaşabilirsin. Şimdi üniversite sınavında ilk 10 bin 9 ve 10. sınıfa önem verenlerden oluşuyor. Dolayısıyla sen şimdiden... Üniversite sınavına hemen pat diye bugünden itibaren çalışmasan bile yani... Hemen başlayalım mı hocam? Hayır hayır hemen TYT dersi çalışmaya başlamasan bile... Şunu unutma ki ÖSYM'nin hazırladığı sorular yani TYT sorularının tamamı... AYT sorularının önemli bir kısmı 9. sınıf ve 10. sınıf derslerinden. Dolayısıyla sen şu anda 9. sınıfta yapacağın çalışmalar, gayretler esasında senin ileride gireceğin... Üniversite sınavına yönelik de bir hazırlık oluyor. Ve ilk 10 bine girmiş olanlar yani tıp, mühendislik, işte böyle çok çok iyi üniversiteleri kazanmış olanlar hep 9. ve 10. sınıfta derslerini boş vermeyen, gayretli bir şekilde çalışan öğrencilerden oluşuyor. Çünkü üniversite sınavında TYT 9 ve 10'dan oluşuyor, AYT 11 ve 12'den oluşuyor. Dolayısıyla sen işi baştan sıkı tutarsan çok güzel başarılara ulaşabilirsin Tonguç'um. Bunlar önemli bak. Neler önemli onu söyleyeyim. Matematikteki ilk 12 konu 9. sınıf konusu ve problemler konusu yine 9. sınıf ve 10. sınıfta tekrar edeceğim bir konu. Dolayısıyla bilhassa sayısal derslerde matematik dersi... Matematiği hiç yapamıyorum hocam. Matematiğin çok zor geldiğini, matematiği böyle çok da fazla sevmediğini biliyorum. Ama iyi bir çalışmayla vazgeçmeyerek lise matematiğinde çok ciddi başarılara ulaşabilirsin. Ve 9, 10, 11, 12 sonrasında üniversite sınavında iyi bir matematik netiyle hayallerindeki üniversiteye girebilirsin. Türkçe ile alakalı da sana şunu söyleyebilirim. Paragraf eşittir Türkçe Tonguç'um. Bununla alakalı ÖSYM'nin söylediği bir şey var. Yani üniversitenin hazırlayan komisyonun söylediği bir şey var. Çok gezen değil çok okuyan kazanır diyor. Gerçekten böyle mi demişler hocam? Tabii gerçekten böyle bir cümle söylememişler. Ben bu cümleyi değiştirdim ama onların söylediği cümle şu.
Demişler ki Tonguç'um, üniversite sınavlarında, Milletim Bakanlığı sınavlarında, ÖSYM'nin sınavlarında çok okuyan öğrencilerin başarılı olacağı sorular hazırlıyoruz demiş. Yani uzun uzun sorular hazırlıyoruz demiş. Mesela bak, buradan bir örnek vereyim sana. Mesela bu üniversite sınavı TYT. Burayı açıyoruz bak, uzun soru, paragraf sorusu, paragraf. Burada noktalama yazım var. Ardından bak paragraf soruları. Ardından yine paragraf soruları, ardından yine paragraf soruları, ardından yine paragraf soruları. Hep böyle paragraf paragraf şeklinde gidiyor. Dolayısıyla senin kitap okuman ya da senin paragraf soruları çözmen senin ileride gireceğin üniversite sınavında veyahut da diğer derslerde başarılı olmanı sağlıyor. Zaten bizler 9. sınıftaki kitaplarımızla, 9. sınıftaki videolarımızla, Tonguç 9. sınıfa abone oldu mu Tonguç? Evet hocam oldum. Harikası, tebrik ediyorum. Abone olmuş. Sizler de arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Bizler sizlere 9. sınıfta Türk Dili ve Edebiyat dersinde, matematikte, geometride, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafyada bütün derslerde sizlere mükemmel bir şekilde canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla destek olacağız. Biz takipte kalmayı unutmayın. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar. Görüşürüz hocam.